Evet, beyler ve bayanlar, aileler, ev hanımları ve bekarlar. Yeni bir ürün incelemesine tanıtım videosuna hoş geldiniz. Her eve lazım olacak ve özellikle ev hanımlarının vazgeçilmezi haline gelecek, mutfakta işinizi ve yemek pişirmenizi, özellikle kızartmalı yemekler yapmanıza olanak sağlayarak rahat bir şekilde kek, tatlı türü yiyecekler yapmanızı kolaylaştıracak bir ürünle, yani Xiaomi'nin Mi Smart Air Fryer fritözü incelemesiyle karşınızdayım. Yiyecekleri tavada kızartmada fazladan gereksiz katı ve sıvı yağ tüketimi yaşıyorsanız, yağın sıçramasından sıkıldıysanız ve iş yükünden dolayı sizi yoruyorsa daha hızlı ve tadı güzel yemekler ve özellikle tarifi kolay kızartma türü yemekler yapmak istiyorsanız her evde bulunması gereken bir mutfak aleti olduğunu söyleyebilirim. Daha önce kullanmadığımdan dolayı ve işimi kolaylaştırması, pratiğe dökmesi ve güzel yemek yapmak, kızartmalar pişirmek için Xiaomi fritözümüzü Kasım 2022 Efsane Cuma günü indiriminde 3300 TL'ye 2 yıl artı 3 yıl toplamda 5 yıl uzatılmış garanti ile Media Market mağazasından satın aldım. Ürün incelemesi ve kutu açılımı ise bugüne nasip oldu. Fritözümüzün genel özelliklerinden bahsedelim. Yağsız pişirme özelliği, OLED dokunmatik kontrol paneli, 3,5 litre hazne kapasitesi, tabi bu çekirdek aile için yeterli kapasite olduğunu düşünüyorum. 360 derece sıcak hava sirkülasyonu ile ısıtma, çıkarılabilir ve yıkanabilir tepsi özelliği bulunmaktadır. Xiaomi Mi Smart Air Fritöz, sağlıklı, çıtır ve az yağlı yemekler pişirmek için 100'den fazla akıllı tarif içeren hava fritözüdür. Kontrol paneli üzerinden ayarlanabilir sıcaklık, Wi-Fi bağlantısı ile akıllı telefon üzerinden kontrol etme ve yemek pişirme özelliği ise mevcuttur. Sağlıklı ve lezzetli yemekler hazırlamak için mutfakta saatler harcamanıza gerek kalmadan Xiaomi Mi Smart Air Fryer ile kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Lezzetli yemekler sadece birkaç dakika içinde ve bir çorba kaşığı yağ kullanarak ailenin en sevdiği yemeği sağlıklı bir şekilde yapabilirsiniz. Xiaomi Mi Smart Air Fritözün birçok güçlü yönü var. Ancak hepsi tek bir şeye iniyor. 360 derece sıcak hava sirkülasyonu. Bu teknik en sevdiğiniz yemekleri hızlı bir şekilde hazırlamanıza, sadece bir kaşık yağ ve yemeğin kendi suyuyla pişirmenize olanak tanır. Bu şekilde çıtır çıtır, lezzetli doku ve daha hafif, daha sağlıklı sonuçlar elde edersiniz. Ayrıca 1500 wattlık yüksek güç, hızlı bir sıcaklık artışı ve daha eşit bir ısı dağılımı sağlayarak diğer benzer cihazlara kıyasla pişirme süresini kısaltır. Xiaomi Mi Smart Air Fryer 40 derece ile 200 derece arasında ayarlanabilir. Buz çözdürmek, yoğurt yapmak, kek, kurabiye pişirmek, kızartma yapmak, et, balık, tavuk, köfte pişirmek için idealdir. Ayrıca 24 saate kadar maksimum pişirme süresine sahiptir. Örneğin 40 derecede 8 saatte yoğurdu mayalayabilir ve 60 derecede 8 saatte meyve kurutabilirsiniz. Xiaomi Mi Smart Air Fryer'dan 100'den fazla akıllı tarif var. Bir düğmeye dokunarak patates kızartması, et, balık, karides, tavuk, biftek, tatlılar hazırlamaya başlamak için Mi Home uygulamasını telefonunuza indirip kurabilirsiniz. Ancak kendi sıcaklık ve zaman ayarlamanızı kullanmayı tercih ederseniz entegre OLED ekran kadranını kullanın veya akıllı asistandan sizin için açıp kapatmasını isteyin. Yapışmaz kaplamalı ve kaymaz tabanlı 3,5 litrelik yemek sepeti. Xiaomi Mi Smart Air Fryer Fritöz ayrıca mükemmel yapı kalitesine sahiptir. Yemek sepeti 3,5 litre kapasiteye ve yiyeceklerin yapışmasını önleyen yapışmaz kaplamaya sahiptir. Ayrıca bulaşık makinesinde ise kolayca yıkanabilir. Kesinlikle favori cihazınız olacağını düşünüyorum. Gelin hep beraber cihazımızı çalıştıralım ve pişirme işlemine geçelim.
Evet arkadaşlar, cihazımızı çalıştırmadan önce cihaz haznesini elimizle yıkıyoruz. Ve daha sonra patateslerimizi içine atıp pişireceğiz. Bakalım nasıl tadı olacak. Haznemizin içindeki demir plakayı da yıkadık ve geri haznemizin içine takıyoruz. Taktıktan sonra da patates kızartmalarımızı atıp pişireceğiz. Cihazımızı çalıştırmadan önce kızartma tepsimizi ve ızgaramızı yıkadık. Şimdi patateslerimizi içerisine koyup cihazımızı çalıştırıp kızartma işlemine geçeceğiz. Olmaz. Üç buçuk litre kapasite haznesi var. 3,5 litreye kadar yiyeceklerinizi, patates kızartmalarınızı koyabilirsiniz. Tamam, aşırı yağda dökmeye gerek yok. Izgara tepsimizi takmaya gerek yok. Altlı üstlü kızartma yaptığınız zaman bunu takabilirsiniz arkadaşlar. Köfte vesaire bir şey kızartacaksanız bu kızartma ızgara tepsisini takabilirsiniz. Şu ucundaki korumayı çıkarır mısın anne? Onu çıkar ver bana. Şuradan. Şu korumayı çıkaralım. Bu korumayı çıkarmayı unutmayın. Çıkardıktan sonra takabiliriz. Cihazımızın çalıştığına dair ses geldi. Şurada açma kapama tuşuna basıyoruz. Buradan sıcaklığımızı ayarlıyoruz. Zamanımızı ayarlıyoruz. Dil ayarlarını açıyoruz. Buradan Türkçe'yi seçiyoruz. Dil ve Wi-Fi ayarları var. Akıllı telefonumuzu da cihaza bağlantısını yapıyorsunuz. Telefonu üzerinden kontrol edebilirsiniz. Gerekli yemek tariflerini de telefon üzerinden seçip yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan patates kızartması, tavuk kanat, balık, biftek, karides, sebze, kek, kuru meyve, gerekli yiyeceklerinizi buradan seçip pişirebilirsiniz arkadaşlar. Biz de patates kızartması yapacağımız için patateslerimizi içine koyduk. Patatesimizi seçiyoruz. Patates kızartmasını. Ve tuşa basıyoruz. Tamam, seçelim. Evet, şu an cihazımız çalışma moduna geçti. 25 dakika süresi var.
Gördüğünüz gibi uyarı verdi. Lütfen yemeği sallayın diye. Biraz önce de sallamıştık. Tekrar sallayalım. Tadına bakar mısın? Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Güzel mi pişirmiş? Evet. Çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Xiaomi'nin Mi fritözünün incelemesini yaptık. Ve patates kızartmasını pişirdik. Gayet tadı güzel olmuş. Ben de bakayım. Evet, gerçekten çıtır çıtır olmuş. Patates kızartması çok güzel pişirmiş. Tüm ev hanımlarının, ailelerin alması gereken bir ürün olmuş, mutfak aracı olmuş. Kesinlikle siz de pratik ve kolay yemek pişirmek, kek tarifleri yapmak, kızartmalar yapmak istiyorsanız aradığınız ürün tam size göre. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. YouTube kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.